şahane. Arif Usta. Hadi hoşça kal. Akşam olur. Ben gideyim artık. Akşam oluyor. Hadi gidelim abi. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duman'ın yemeğini vereyim, geliyorum. Hadi bakalım. Gel, gel. Ha, gel. Gel biraz yem vereyim sana. Gel, gel. Gel bakalım. Hadi oğlum benim. Gel, gel oğlum. Hadi aslanım. Ha. Ha. Ay. Ha? Ne oldu hanım? Rüyamda elma gördüm de. O kadar güzel bir elmaydı ki. Burcu burcu, misler gibi kokuyordu. Yine bir sepet elma. Bu ses nereden geliyor? Köpek birine ürüyor sanki. Gece vakti kim acaba? Bir bakayım. Dur Şahbazım, sakin ol. Sen ne güzel atsın böyle. Hayatımda senin kadar güzel at görmedim. Sen bana lazımsın. Anlıyor musun? İhtiyacım var sana. İyi para edersin. Şşşt. Dur, rahat dur. Seni götürmem lazım. Sakın sesini çıkarma. Bana lazımsın. Sakin ol. Ben üşüdüm de onun için içeri girdim. Burası sıcak. Gideceğim bir yerde yok. Kusura bakmayın. Gece vakti sizi de rahatsız etmek istemedim. Rahatsızlık mı olur evladım? Gel eve. Sıcak bir şeyler içerim. Kendine gelirsin. Ağırda ne işin var yavrum? Hadi hadi. Öyle çekingen durma. Yok, ben gideyim. Hadi gel. Gel. Ben gideyim. Hem geç oldum. Seni bir yere bırakmam. Sen benim misafirimsin. Başımın üzerinde yerim var. Misafir herhalde. Kalkıp giyineyim bari. Gel. Hadi gel. Gel, gel. Rahat ol. Çok ayıp etmişsin be delikanlı. Ev varken ahıra sığınılır mı hiç? Rasa Hatun. Geldim, geldim. Bak, misafirimiz var. Ah, hoş geldin evladım. Gel, buyur çocuğum, buyur. Geç hadi. Gel. Geç şöyle delikanlı. Şimdi bizim hanım bir yemek yapar. Parmaklarını yersin vallahi. Çok iyidir benim hanımım ha. Her şeyin en güzelini yapar. Biraz ağır. Zavallı üşümüş. Ahıra sığınmış. Belli ki aç. Hemen bir şeyler hazırlayıver. Vah vah. Yavrum hiç ahırda yatılır mı? Çalsaydın ya kapıyı. Hadi utanma, çekinme.
Biz misafirleri çok severiz. Öyle değil mi bey? Tabii ya. Hadi bakalım, buyur otur. Hadi teyzesi. Bir çorba yap da içi ısınsın. Tabii tabii, hemen şimdi. Ben aç değilim. Gitseydim artık. Sizlere de yük. Yo, dünyada bırakmam seni. Kuş uçmaz, kervan geçmez şu dağın başında. Bir tanrı misafiri yakalamışım. Hiç bırakır mıyım? Hey, kıpraşma. Otur oturduğun yerde. Bak, çaplak geliyor ha. söyle bakalım. Nereden gelirsin? Kimlerdensin? Şu aşağıki Zerdeli köyündenim. Geçiyordum da buradan. Çok üşüdüm. Dayanamadım, ahıra girdim. İyi ki gelmişsin evlat. Evimi şenlendirdin. Hadi evladım. Buyur evladım. Ne demişler? Yemek bulunca koş, dayak bulunca kaç. Razatun, çocukların şehirden getirdiği bir pastırma olacaktı. Onu da getir de misafirimiz doysun. Lüzum yok. Ben tokum. Zahmet etmeyin. Hiç zahmet olur mu? Hem bizim hanım da pek sever misafire ikramı. Şimdi getiririm. Sonra birer kahve içeriz. Iraz teyzen bir kahve pişirir ki deme gitsin. 40 yıl tadını unutamazsın. Ben gideyim artık. Yoo, kahve dedik ya. Iraz teyzen kahvesini içmeden gideni ne yapar bilir misin? İstersen git. Ben karışmam valla. Hem hiç yemek yemedin sen. Hele şimdi gelecek olan pastırmadan bir yeme. İşte o zaman yandığın gün. Biraz hatun, tez olasın. Geldim. Bu gece burada kalırsın. Misafirimiz olursun. Yarın sabah yolcu ederiz seni. Ama? Aması maması yok. Ne demişler? Misafir ev sahibinin kölesidir. Ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Çekinme evlat. 2 yaşlı karı kocayız. Çocuklarımız yaban ellerde. Deme lazım. Saygılı çocuklardır. Arada sırada gelirler. Halimizi hatırımızı sorarlar. Çok çağırırlar yanlarına ama biz buraları pek severiz. Bırakıp gidemeyiz bir türlü. Misafirimizin yatağını yapıver. Yatsın dinlensin. Tamam. Hadi. Çekinme evladım, rahat ol. Yarın sabah gidersin inşallah. Olmadı be evladım. Biraz daha kalsın. Ne acelem vardı böyle sabah sabah? Yok, gitmeliyim. Bunu da diş kirası. Biraz teyzem biraz ceviz meviz koymuş. Yiyince bizi hatırlarsın. İtiraz istemem ha. Al. Hadi. Beni çok mahcup ettiniz. Oysa Allah razı olsun. Bana öyle bir ders verdiniz ki sizi unutmayacağım. Delikanlı. İhtiyarlık işte oğlum. Seni böyle yayan yapıldak yolluyorum. Dur hele. Atı çıkarayım da onunla git. Daha sonra bu tarafa gelen biriyle gönderirsin. Yok, ben giderim. Dur çıkaracağım, dur bekle. Köy o kadar uzak değil. Hemen iş aşağı. Bir koştun mu? Allah'a ısmarladık. Peki iyi çocuğa benziyor. Sanki bir sıkıntısı var gibi geldi bana. Öyle mi? Keşke sorsaydık kendini. Hay Allah, nereye kayboldu? Bilmem ki. Yırtıldı kolum. Ay ziyan yok. Önemli değil. Dike. Her tarafı yama oldu. Olsun. Yama da bana pek yakışır. Varayım da atın yemini. Dur. Dur hele dur. Ben veririm atın yemini. Hem ahırı da küleyeceğim. Tamam. Ahırı da küleriz canım. Olmaz. Sen bana bırak işi. Sen hadi evde otur. Hayır olmaz. Sen otur. Hayır sen. Sen. Hep de beni düşünürsün sen. Sen de beni düşünürsün. Sen. Tamam canım. Şimdi gel anlaşalım seninle. Sen yemini ver atın, ben de küreyim altını. He? Olur mu? Olur. Sen yanımda olunca ahır bile güzel geliyor bana hanım. Tamam.
Ay sen de. Hadi dinlen biraz. Sana ayran yaptım. Hadi iç. Hay Allah razı olsun. Ne bilirsin canımın ayran çektiği. Sen bir tanesin can yoldaşı. Oh, Allah aşkına. Nasıl? Yakışmış mı? Sana ne yakışmaz can yoldaşı? Kaç tane yama var ofislerinden? Olsun canım. Giyene abada bir dibada. Yeter ki temiz olsun. İşini bitir de içeri gel. Sana çok güzel bir tarhana çorbası yaptım. Hadi gel. Tamam geliyorum. Ah Hikmet ah. Karına bir fistan bile alamıyoruz. Yamalı fistanlarla gezdiriyoruz. Aman aman. Aynayı çatlatacaksın. Sen sevesin diye can yoldaşım. Nereden de bilirsin böyle lafları? Kasabada pek uzak. Atla gideceksin değil mi? Evet atla. Ama gelirken yayan geleceğim. Ne düşündüm biliyor musun hatun? Şu bizim atı satayım diyorum. Ne tarlamız var sürülecek, ne de buğdayımız var derilecek. Ahırda bekleyip duruyor bak garibim. Pek bindiğim de yok üzerine ha. Bu gidişle at olduğunu bile unutacak. İneyim kasabaya satayım diyor. Ne dersin? Sen bilirsin efendim. Sen her zaman doğrusunu düşünürsün. Madem öyle karar verdin, sat da başkasının işine yarasın. Böyle diyeceğini biliyordum hanım. İçimden de diliyordum. Akşama ne yapayım? Hangi yemeği canın ister? Hanım daha şimdi yemekten kalktık. Akşamı sorma bana. Tok karnında aklıma bir şey gelmiyor ki. Senin gelmez ama benim gelir. Çılbır yapayım mı? Nasıl da bildir istediğimi. Sofra da çılbır olsun da. Hele şöyle bol sarımsaklı. Yeme de yanında yat. Kendini yormak yok ama. Üzüm yollarda kalır sonra. Meraklanma sen. Bilmez miyim hep beni düşünürsün. Hadi al asmanı. Sudan kıvrak baldan tatlıdır sözü. Benden başkasını görmez gözü. İncedir kalbi. Sevgi doludur özü. Bir gün bile bana bağırmadı. Kötü sözle çağırmadı. Çok emeğim. İnsan satmaya kıyamıyor. Ama senin için, sana elbise almak için sattım. Güle güle. Güle güle. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi gel. Gel. Kusura bakma güzel hatun. Seni satmak istemezdim ama ahırda dura dura senin de canın sıkıldı. Senin kırlarda koşman, çift sürmen lazım. Sen de öyle istemez misin? He? Kızma bana tamam mı? Kasabaya da daha epey yol var. Hadi biraz hızlan. Gel hadi. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. İyi misin? He? İyiyim, iyiyim. Tüh be, benim yüzümden oldu değil mi? Yok amca, dalgındım da. Bak şu işe. Yorgunluk, uykusuzluk. Hay Allah. Buradan nasıl çıkacağım şimdi? Hele bekle. Urgan getireyim, benim atla çekeriz. Şimdi gelirim. Acele etme. Böyle olmaz. Yardım çağırmam lazım.
Ha, çalıyor. Alo. Oğlum. Baba nereye gittin sen? Kaza yaptım. Ver bakayım. Kaza mı yaptın? Bir şeyin yok ya. Oğlum. Yok yok. Önemli bir şey değil, merak etme. Annem seninle konuşmak istiyor. Alo. Ömer. Ne oldu? Bir şey var mı? Kapattım. Yeter artık, yeter. Bıktım sizden. İstediğim arabayı almadın ama. Ben o kırmızı spor arabayı istiyorum. Biraz anlayışlı ol ya. Ben bile kaç senedir aynı arabayı kullanıyorum. Sen eski arabayı kullanıyorsan bana ne? Ben o kırmızı arabayı istiyorum. Ben de almıyorum. Anladın mı? Ya bana istediğim arabayı alırsın ya da seni terk ederim. Bir daha yüzümü göremezsin. Ya öyle mi? Demek beni bir arabaya değişiyorsun. Git hangi arabayı istiyorsan al. Ama bir şartla. Neymiş o? Bundan sonraki hayatına arabanla devam edersin. İşte o kadar. Evirdin çevirdin, suçu bana yıktın yine. Madem bir araba istedim diye oluyor bunlar, istemiyorum. Rahat ettin mi? İstemiyorum. Evinde araban da senin olsun. Rahat ettin mi? Bağırma. Bağıracağım. Sus dedim sana, sus, sus. Ömer, Ömer. Hadi çıkaralım. Sağ ol be amca, sana zahmet olacak. Hadi güzel hatun benim. Son bir defa daha kendini göster. Bu arabayı çıkaralım. Hadi, ha gayret. Hadi gel, hadi. Heh, hadi. Heh. Allah razı olsun. Atın çok güçlüymüş. Öyledir o, öyledir. Hayrola, nereye gidiyorsun? Onu satmaya. Satmaya mı? Hey evladım, pazara götürüyorum. Sen nereye gidiyorsun? Geziyorum amca. Öyle geziyorum işte. Her şey için teşekkür ederim, sağ olun. Gel istersen seni misafir edeyim ha. Bizim eve gidelim ha. Yok amca, sağ ol, sağ ol. Ben otele giderim, sağ ol. Sen bilirsin evladım. Hadi güle güle. Sağ ol. Hadi bakalım güzel atım, biz de gidelim artık. Yolumuza devam edelim. Gel, gel bakalım. Hadi. Biz hatalıyız çocuklar. Babanızı çok üzdük. Ne alaka şimdi bu laflar? Yine tartıştınız mı yoksa? Evet. Bu sefer çok kızdırdım. Çocuklar, biz niye böyleyiz? Nasılız yani? Bilmiyorum. Yani ne oluyor? Anne! Babanıza tokat attım. İnanamıyorum. Demek bunu da yaptın ha? Vallahi korkulur senden ha. Vallahi babamın durumu gözümün önüne geliyor da. Kesin. Siz hala işin dalgasındasınız. Hepimiz suçluyuz. Her gün yeni bir istekle çıkmadık mı karşısına? Daha dün arabamızı değiştir diye tepesine çıkmadınız mı? Tabii. Siz yoksulluk nedir bilmiyorsunuz. Ne istediyseniz en iyisini aldık size. Ama ben yokluk içinde geçirdim çocukluğumu. Benim çocukken hiç yeni elbisem olmadı. Hep ablamın eskilerini kesip biçip bana uydurdular. Sizce daha önce aklımdan bile geçiremeyeceğim, hayalini bile kuramayacağım bir bolluğun içinde buldum kendimi. Siz de ben de bitmez tükenmez isteklerimizle adamı çıldırttık sonunda. O sizin babanız, babanız. Benim de kocam. Küstürdük onu. Ailesine, hayatına, her şeye gücenip çekip gitti sonunda. Dalga geçeceğinize, kırdığımız bu büyük kalbi nasıl onaracağımızı düşünelim. Az kaldı. Dur hele, susamışsın.
Ben de çok susadım. Şu çeşmenin suyu da pek güzel olurdu. Hazıra girmeden evvel bir su içelim şurada. Hadi bakalım, hadi o. Hadi. İç bakalım. Bana. Ah, ne kadar güzel koyun, hem de kuzulu besili koyun. Bol süt verir bu. Hanım da süt sağmasını pek sevdi. Her gün süt içeriz. Günleri de epey var. Kış vakti hanım günlerini eğirip ip yapar. Hem kendine hem bana kazak örer. Evet evet, bizim hanım pek sever koyunları. Kuzusu da pek güzelmiş yani. Hemşerim, bu kuzulu koyunu pazara mı götürüyorsun? He ya. Satmaya götürüyorum. Pazara gideceğim şimdi. Ben de atı pazara götürüyordum satmak için. He. İkimiz de pazara kadar zahmet etmeyelim. Bu atla değiştirir misin? Neyi? Koyunu. Atla koyunu mu değiştirmek istiyorsun yani? Evet. Ama at daha çok para eder. Parası hiç mühim değil. Benim işime yaramıyor. Elden çıkarmak istiyorum. Hem koyun bizim hanımın çok işine yarar. Çok sever koyunları. Değiştirir misin? Ne güzel atmış. Bir hastalığı falan yok değil mi amca? Yok evladım. Görünen köy kılavuz ister mi? Doğru dersin. At çok iyi. Şaka yapmıyorsun. Ciddisin değil mi amca? Şaka yapar gibi halim mi var oğlum? Peki değişelim. Al koyun senin olsun. At da senin olsun. Hayrını gör evladım. Hakkını helal et amca. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun. Hep böyle bir atımın olmasını isterdim. Evet. Güle güle git benim güzel atım. Git de bari bir işe. Sen de şirin şeysin böyle. He? Hadi Irazana'ya gidin. Biliyor musun, çok şanslısın. Bizim hanım seni çok sevecek. Kardeşim önüne baksana ya. Pardon abicim, pardon. Allah Allah. Sen nerede ya? Ne oluyor bugün bana ya? Yine kaza yapıyordum neredeyse. Dur, dur dedim kızım, dur. Hay Allah. Dur bak, dur, nereye gidiyorsun sen? Hay Allah razı olsun. Seni yaramaz. Sen nereye koşuyordun ha? Az kaldı pazar yerine. Pazara mı götürüyorsun sen bunu? Öyle. Kızım pek güzel kazım. Benim hanım kazları pek sever. Koyunumu sana versem kazı bana verir misin? Demek istiyorum ki, gel rızan olursa koyunla kazı değiştirelim ha? Ne dersin? Rıza mı olmaz mı? Olur da amca. Kaz nerede, koyun nerede? Hem de kuzulu koyun. Çok para eder. Kaz onun yanında nedir ki? Parasında değilim kızım. Kazını çok beğendim. Eğer değişirsen çok sevinirim. Peki, madem öyle. Al senin olsun. Peki, koyun da senin olsun kızım. Gel. Ne kadar güzel koyun. Kuzusu da pek şirinmiş. Hakkını helal et amca. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Kocam çok sevinecek. Çocuklarıma da sütünü içiririm. Ne zamandır süt yüzü görmemişlerdi. Güzel kız, şirin kız. Benim hanım seni görünce gel, çok sevinecek. Benim de çok övünecek. Yer yok. Nasıl yok? Yok işte ya, bir kişilik bile yer yok. Anlaşıldı, cimriliğin tuttu. Berbat otellere götüreceksin beni. Ne olur burada kalsak? Ya yer yok diyorum. Ben seni bilmez miyim? Bu oteli pahalıdır diye tutmuyorsun. Lüks otel çünkü. Kes sesini. Ben bu otelde kalacağım. Yer yok. Var. Ya inat etme, bir kere de inan bana.
zaten seninle bir yere gelen de suç. Ne olur burada kalsaydık. Ya, kadın, para vermek için yapıyorsun Allah zaten. Allah Allah. Her yerde kavga. Nereye gitsem hep aile kavgası. Cehennem bu dünya. Cehennem. Öf. Öf. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir kişilik yeriniz var mı? Bugünlük maalesef yok efendim. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Ah evladım. Bir şey oldu mu? Ayağım takıldı dedi. Elmalarım döküldü. Ah ne kadar güzel bir kaz bu. Senin de elmaların çok güzel. Ah, burcu burcu kokuyorlar. Pazara götürüyordum dede. Satacağım. Yarım elma gönül alma diye boşuna dememişti. Bu elmalar hanımımın çok hoşuna gidecek. Çok. Ne oldu dede? Bizim hanım elmaları çok sever. Hele kokusuna bayılır. Kızım, bu kazı sana versem, o bir sepet elmayı bana verir misin? Sahi mi dede? Gerçek mi diyorsun? Ama kaz çok pahalı. Benim elmalarım kaç para eder ki? Parası önemli değil kızım. Elmaların kokusu çok güzel. Kendi ellerimle topladım bu sepeti. Her birini koparırken besmele çektim. Allah'ım da bana bu kazı nasip etti. Sağ ol dede. Sen sağ ol kızım. Benimle bu burcu burcu kokan elmaları değiştin ya. Sağ ol. Canım bir tane. Hep böyle bir kazım olması için Allah'a dua eder. Siz benim can yoldaşımın rüyasında gördüğü elmalara pek benziyorsunuz. Sanki cennet kokuyor. Selamun aleyküm. Uyu ben gidiyorum. Dur gitme. Buraları pek sevdin galiba ha? Evet çok güzel, ayrılamadım. Aa ne güzel elma bunlar. Burcu burcu da kokuyor. Kokuyor değil mi? Ben de onun için aldım zaten. Buyur al ye. Yok sağ ol. Göz hakkıdır canım, al hadi. Ye daha çok var. Nefis. Atı satmışsın. Sattım. İyi, hayırlı olsun. Kaç paraya sattın? İşte. Anlamadım. Atımı verdim, bir sepet elma aldım. Anlamadım amca. Sen atına karşılık bu elmaları mı aldın? Öyle gibi bir şey işte. Aslında evvela koyunla değiştim atımı. Nasıl yani? Güzel bir ticaret yaptım evladım. Ya amca bilmece gibi konuşma. Gel şurada otur da baştan sona anlat. En son atla pazara giderken gördüm seni. Sonra ne oldu? Atımı verdim, karşılığında koyunu aldım. Sonra bir kaz gördüm. Dedim ki sahibine, koyunla değişir misin kazı? O da sağ olsun kabul etti. Bir de koyunla kazı değiştin öyle mi? Sonra da baktım bir çocuk bu elmaları getiriyor. Kazı ona verdim, bu elmaları aldım. Bu burcu burcu kokan elmaları. Ya amca sen ciddi misin? Elbette evladım. Ya amca sen şaşırdın mı? Ya bir ata karşılık bir sepet elma. Aklın alıyor mu senin? At kaç para, bu kaç para? Para mühim değil evladım. Peki mühim olan ne bu dünyada? Can yoldaşım. Can yoldaşın mı? Hanımım çok seviyor diye atla koyunu değiştim. Yine hanımım çok seviyor diye koyunla kazı değiştim. Sonunda can yoldaşımın elmaları,
elmaların kokusunu çok sevdiğini düşündüm. Bu elmaları görünce çok sevinecek. Ya amca, benimle kafa bulmuyorsun değil mi? Kafa bulmak mı? Ya amca, olacak şey mi? Bir ata karşılık bir sepet elma. Ne var bunda evladım? Olamaz. Yani sen şimdi bu elmaları sadece karın seviyor diye bir at karşılığında aldın, öyle mi? Evet, öyle. Karın senin kemiklerini kırar. Eve sokmaz vallahi. Zavallı kadıncağız. Şimdi atın parasını bekliyordur. Kim bilir ne hayaller kurmuştur. Neler almayı planlıyordur. Elmayı pek sever benim can yoldaşım. Elmayı pek severim. Ya tabii. Çok güzel kokuyorlar. Cennet kokusu gibi. Bayılacak bizim hanım, bayılacak. Hiçbir kadın böyle bir alışverişi hazmedemez. Kesinlikle kızacak. Seni eve sokmayacak. Aksine çok sevinecek. Ben de diyorum ki karın çok kızacak. Var mısın bahse? Üzerimde ne varsa vereceğim. Vazgeç bey, üzülürsün. Benim hanım bu elmalara sevinecek. Yahu senin neyine? Sen söyle bakalım, benimle bahse giriyor musun? Eğer karın kızmazsa bu paralar senin. Eğer kızarsa... Evladım, benim param yok ki. Eğer kızarsa bu elmalar benim. Yok, elmaları can yoldaşıma götürüyorum. Elmalar onun. Hem ben bahse filan girmem. Tamam amca, kızarsa bir şey verme bana. Eğer kızmazsa karın, bu paralar senin. Ah evladım, parana yazık olacak. Gel vazgeç bu işten sen. Benim can yoldaşım sevinir. Bende para çok amca. Dediğin doğru çıkarsa helal olsun. Seni aldatmış olurum oğlum. Olmaz, olmaz. Ya sana ne be amca? Ben razıyım. Sen evet de yeter ki. Pekala. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, hadi bize gidelim. Misafirim olursun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya sizi rahatsız etmeyeyim. Aa, sen görmeden olmaz. Gidelim. Bizim hanım çok sevinecek. Misafirleri çok sever. Çılbır yapacak da akşama. Öyle güzel çılbır yapar ki bayılacaksın. Hadi gidelim. Dur. Evladım, bak bir daha söylüyorum. Vaktine de yazık, parana da. Gel misafirim. Başımın üstünde yerim var. Ama vazgeç şu inadından. Yürü amca, yürü. Nasıl olsa ben kazanacağım. Ayrıca da çılbırı yiyeceğim, çılbır. Hem de zihnim dağılır biraz, öyle değil mi? Hadi geç arabaya, geç. Hadi. Hadi bakalım. Beyim, bu güzelim arabayı bu bozuk yollara sürme. Yazık olacak ya. Hadi bin bin. Ya sen de bir alemsin amca ya. Rahat ol amca. Kafam öyle karışık ki. Ruhum bulanmıştı. Evden kaçmıştı. Seni görmem iyi oldu. İlaç gibi adamsın be amca. Vallahi zihnim açılmaya başladı. Demek karın elmalara çok sevinecek ha? Sevinir tabii. Senin dediğin ancak masallarda olur amca. Gidelim de görelim bak. Masal mıymış gerçek? Gel evladım, gel. Gel. Bak, evimiz burası. Gel. Gel. Hoş geldin efendim. Bak, misafirimiz var, Ömer Bey. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk teyze. Bey'le yolda tanıştık. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi. Ne rahatsızlığı evladım. Çok sevindim. Misafiri pek severim ben. Geçin, geçin, buyurun, buyurun. Geç evladım, otur. Aa, elma. Rüyamdaki kokunun aynısı. Oh, ne güzel kokuyor. Ah, ne güzel elma bunlar. Burcu burcu kokuyor. Çivril elması. Allah senden razı olsun efendim. Canım da elma çekmişti. Mis gibi kokuyor. Bayılırım elmalara.
Nasıl da bildin elma istediğimi? Hep de beni düşünürsün. Kocaların en iyisisin sen. Sen de kadınların en iyisisin. Benim kocam dünyanın en iyi insanıdır. Hep beni düşünür. Teyzeciğim, elmaları nasıl aldığını sormayacak mısın? Bilmem şart mı canım? Nasıl aldıysa aldı. Elma almış ya. Hem anlatır herhalde. Ben size hemen sofra hazırlayayım. Sarımsaklı bir çılbır yapmışım ki. Demedim mi ben sana? Akşama çılbır yiyeceğiz diye. Hemen kurayım sofrayı. Teyzeciğim, sorsana kocana bu elmaları nasıl almış diye. Sor sor. Nasıl aldın? Gel şöyle oturalım hele. Atı satmaya gittim ya. Gitmiştin, sattın mı? Hayır, satmadım, değiştim. Değiştin mi? Bak, demiştim sana kızacak diye. Neyle değiştin? Önce koyunla. Koyunla mı? Evet, kuzulu bir koyunla. Evladım, değişir misin dedim, o da kabul etti. Aldım koyunu, verdim atı. Çok iyi etmişsin efendim. Koyun süt verir. Hem de can yoldaşı. Ben de öyle düşünmüştüm. Yünüyle kazak örersin, sütüyle peynir basarsın dedim. Ya, örerim tabii. Güzel bir kazak örerim sana. Ne de güzel olur. Ya teyze, kocan atı koyunla değişti. İyi duydun mu? Duydum evladım, duymaz mıyım? Benim kocam hep beni düşünür. Efendi, koyunu ne yaptın? Söyle bakalım, koyunu ne yaptın? Sonra yolda gidiyor. Baktım bir kadın pazara kaz götürüyor. Dedim ki bizim hanım kazları pek sever. Severim ya, çok severim. Hep beni düşünürsün, iyisin sen. Ben de dedim ki kadına, al koyunu ver kazı dedim. Değiştirdim. Ne yetmişsin? Koyun gitti, koyun. Kazı almış ya. Peki sor bakalım, kaz ne olmuş, sor. Sonra bir çocuk gördüm. Bu elmaları pazara satmaya götürüyor. Sen elmayı pek seversin. Hele kokusunu. Hep canın da çekip duruyordu. Rüyanı da anlatmıştın ya bana. Nasıl da düşünmüşsün. Nasıl da iyisin. Değişti mi çocuk? Değişti. Kazı ona verdim, elmaları aldım. Teyze, bir düşünsene. At gitti, elma geldi. Ben elmayı pek severim evladım. Sen şimdi bu işe kızmadın mı? Niye kızayım ki? Bana elma getirdi diye mi? Ya bu elmalar için atını verdi kocam. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Hep beni düşünür. Bu elmalar da pek güzel. Oh, kokusu rüyamdaki kokunun aynısı. Sanki cennet kokusu, cennet. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Bu arada sen ne yaptın hanım? Sen gidince ortalığı topladım, temizledim. Sonra tavukların yumurtasını aldım. Taze yoğurt vardı azıcık. Çılbır yapacaktım. Baktım sarımsak yok. Sen de çılbırı sarımsaklı seversin. Aa, severim tabii. O sırada Arif Usta gelmez mi? Senin kasabaya atı satmaya gittiğini görmüş. Ben de sarımsak peşindeyim. Atın eğerini sordu bana. Ben de bana sarımsak bul, sana eğeri vereyim dedim. Sarımsağa karşılık eğeri mi verdin yoksa? At satılınca eğer ne işe yarar? Verdim, karşılığında sarımsak aldım. Güzel sarımsaklı bir çılbır yaptım, tam senin sevdiğin gibi. Can yoldaşım, ne kadar iyisin. Hep beni düşünürsün. Hadi, hazırla artık sofrayı da misafirimizle birlikte afiyetle yiyelim. Hazırlayacaktım canım. Beni lafa tuttunuz. Hemen sofrayı hazırlayayım. Hadi siz de buyurun geçin içeri. Ya amca, sen kızmadın mı? Neye? Ya karın eğer vermiş, sarımsak almış. Ne güzel etmiş. Bir taneciktir benim hanım. Hep beni düşün. Hem sarımsaksız çılgın da bir şeye benzemez ki. Bir de şu var efendim. Yardım talep ediyorlar. Merhaba. Hoş geldin Serpil, gel otur. Hoş geldiniz hanımefendi. Geçen ayda böyle bir talep geldi değil mi? Evet efendim, ama taleplerine olumlu cevap verememiştim.
Bu sefer kabul edelim bari be. İyilik damarım kabarıverdi. Ne kadar ayıralım efendim? Eşref beylere sor. Onlar her sene yardım ediyorlar. Onlar ne kadar ediyorlarsa biz de aynısını yapalım. Peki efendim. Ne oldu? Aldınız mı eşyaları? Aldık ama içime sinmedi. Biraz önce eve dönüyordum. Vitrinde daha güzel takım görmeyeyim mi? Ay, öyle güzel, öyle güzeldi ki. Ya siz hep böylesiniz işte. Hiçbir şeye sevinmezsiniz. Neyse. Çocuklar yeni arabalarına sevindiler mi bari? Sevinmezler mi? Havalara uçuyorlar. Sabah çıktılar, hala şehir turu yapıyorlar. Aman kaza falan yapmasınlar. Hayrola? Pek uğramazdım buraya. Yine ne var? Ömer, hayatım. Kırmızı spor bir araba gördüm. Galericiyle görüştüm. Fiyatı da çok uygun. Öyle güzel ki, ay. Kaç yıldır aynı arabayı kullanıyorum. Olmuyor artık. Serpil, bunu da bulamayanlar var. Memlekette aç gezen o kadar çok insan var ki. Sen araba beğenmiyorsun. Bir süre idare et işte. Yani istediğim arabayı almıyorsun, öyle mi? Demek beni çocukların kadar sevmiyorsun. Öyle deme. Onlara da aldığıma pişman oldum. Zamanı değildi. Sen arabayı alıyor musun, almıyor musun? Onu söyle. Serpil'cim, lütfen. Biraz önce Ali Bey'e yardım etmekten bahsediyordun. Biz sıkıntı içinde boğulalım. Sen ona buna yardım et. Sıkıntı içinde mi? Hanım, ciddi misin Allah aşkına? Yahu sizin ne sıkıntınız var? Neyiniz eksik? Sevmiyorum o arabayı artık. Anladın mı? Bıktım ondan. Yeni bir araba almak istiyorum. Bu kadar basit. Tamam mı? Ben de almıyorum. Sen de bunu iyice kafana sok. Hep böylesin Ömer. Çok mu şey istiyorum senden? Bana alacağın arabanın fiyatı şu yardım diye havaya savurduğun para kadar bile tutmaz. Ayıp ayıp. Şimdi de yetim çocuklara vereceğim paraya mı göz diktin? Devlet varken yetimlere bakmak sana mı düştü? Benim tepemi attırma Serpil. Paramın hesabını sana mı vereceğim? İster yetimlere veririm, isterse kumara basarım. Sana ne? Nankör olma. Haline şükret. Neyimize şükredelim? Bu kıytırık iş yerinden, bir de şu eski villadan başka neyimiz var? Sibel Hanımlar yeni villa aldılar. Her sene Amerika'da tatil yapıyorlar. Ya biz? Kes! Hadi evladım. İşte çılbır. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi evladım. İnşallah beğenirsin bizim hanımın çılbırını. Aman Allah'ım, ne kadar lezzetli bu. Mis gibi mis. Afiyet olsun evladım. Çok nefistim. Hayatımda böylesine keyifli, lezzetli yemek yemedim. Teşekkür ederim. Bu elmalardan da yiyin. Bu elma da yemeğe kıyılacak gibi değil. Yanıma alayım, sonra yiyeyim. Neyse, ben gideyim artık. Yolcu yolunda gerek. Burada kalsaydın evladım, yerimiz var. Bırakmayız seni, kal evladım. Sağ ol. Gitmem lazım. Bu senin. İddiayı kazandın. Haklıymışsın. Teyzem sana kızmadı. Aksine çok memnun oldum. Hala gördüklerime inanamıyorum ama siz dünyanın en mutlu insanlarısınız. Siz bir tanesiniz. Keşke sizin gibi olabilse herkes. Sizin gibi bakabilseler hayata. Sizin gibi sevebilseler. Azla mutlu olmasını bilip düşünebilseler. Aman evladım, alamam. Ne hak ettim ki? Sonucu belli olan bir şeyin iddiası mı olurmuş? Almalısın amca. Ne olur al. Yalvarırım. Almalısın. Olmaz, alamam. Lütfen. Sadece sen memnun olasın diye, üzülmeyesin diye alıyorum. Sağ ol amca. Sağ ol. Allah'ım. Zorla para veriyorsun. Bir de ağlıyorsun. Bu parayı sana iddiayı kaybettiğim için değil.
bana öğrettiğin ders için vermek istiyorum. Bana o kadar önemli bir şey öğrettiniz ki. Aman beyim, ben cahil köylüyüm. Senin gibi şehirli bir beye ne öğretebilirim ki? Mutluluğu öğrettin amcacığım, mutluluğu. Varlık içinde getirdiğin mutluluğu. İyi ki seninle karşılaştım amca. İyi ki seni tanıdım. Allah'a ısmarladık. Evladım, nereye gidiyorsun? Evime, karıma, çocuklarıma. Ne olursa olsun bir şekilde ailemle mutlu olmayayım. Belki onların isyan ettiği davranışlara ben neden oldum. Çünkü iş güç yüzünden evimi, çocuklarımı çok ihmal ettim. Şimdi anladım ki işten de güçten de daha önemlisi insanın eşiymiş, çocuklarıymış. Elmalarmış. Bunlar mı evladım? Ah evladım. Diş kirası almadan gidilir mi? Al bunu. Hanımına, çocuklarına ver. Onlar da yesin. Ama elmaları çok seviyordunuz. Yine seviyorum. Ama hepsini size vermek istiyorum. Alın, hatırım için. Yalvarıyorum. Teşekkür ederim. Bu elma sepetini karıma, çocuklarıma götüreceğim. Ve onlara size anlatacağım. Ah can yoldaş. Elmaları vermek de çok iyi. Ama onun kokusunu çok severdim. Cennet kokusu derdin. O elmalar bu eve girdi. Cennet kokusunu bıraktı. Şimdi başka evlere dağıtmak için gidiyor. Ah, evimiz cennet gibi kokuyor. Hissetmiyor musun? Bu eve kalbinle cenneti getirdin efendi. Cenneti. Allah bizi öbür dünyada da ayırmasın. Burada cennetin kokusunu nasip etti. Orada da cennetin kendisini nasip eder inşallah. Amin amin. Ay ama ha? Yaptığımıza bak ayol, gören filan olur. Hadi hadi. Utandın mı yoksa? İnsan kocasına sarılmaktan utanır mı? Bak sana güzel bir fistan atacağım. Göreceksin. Beni affet. Beni de affet babacığım. Sen evi terk edince kendimiz öyle bir boşlukta hissettik ki. En değerli varlığımız senmişsin de farkında değilmişiz. Serpil, sana desem ki sadece seni, çocuklarımı sevdiğim için, seni seveceğini düşündüğüm için bu elma sepetini sana getirdiğimi söylesem, mutlu bir aile olmamız için bu küçük elma sepetiyle sana cennetin kokusunu getirdiğimi, aşırı isteklerimizle, ihtiraslarımızla cehenneme dönüştürdüğümüz eski hayatımıza son vermek istediğimi söylesem, alır mısın bu elma sepetini? Alır mısın can yoldaşım? Hı? Al hayatım. Bu bir sepet elmaya o kadar ihtiyacımız var ki. Sen miydin evladım? Buyur gel otur. Buyur evladım gel otur. Yok, oturmayacağım. Ne oluyor ayol? Bak kim gelmiş. Hatun gördün mü? Hoş geldin evladım. Buyur otur, buyur. Bir şey. İtiraf etmeye geldim. İtiraf mı? Ne itirafı? Hani ahıra girmiştim ya. Sen de ahırda yakalamıştın. O gece ben atını çalmaya gelmiştim. Hayatımda ilk defa hırsızlık edecektim. Çok pişmanım amca. O günden beri gözüm uyku girmiyor. Uyuyamıyorum. O gece bana
Öyle iyi davrandınız ki çok ağladım. Sabahlara kadar tövbe ettim ve sizden af dilemeye geldim. Ne olur affedin beni. Affedin ne olur. Niye affetmeyelim ki evladım? Pişman olanı, tövbe edeni Allah affediyor da biz niye affetmeyelim? İyi ama sen at filan çalmadın ki. Çalmak istedim. Affettiniz. Değil mi? Elbette evladım. Dur evladım. Gel otur. Misafirimiz o. Gel. Karım bekliyor. Hasta. Onu bekletemem. Zaten atınızı onun ilaç parası için çalmak istemiştim. Ayrılırken bir de atla git. Yorulma demediniz mi bana? Eridim. Eridim bittim amca. Sağ ol. Sağ ol. Bu paranın bize niye geldiğini şimdi anladım. Elbise de aldık sana. Bu paraya ihtiyacımız yok artık. Dur evladım, dur. Al bunu. Al, al. Ama olmaz ki amca. Olur, olur. Al, al bakalım. Hiç itiraz etme. Size bir gün bunları ödeyeceğim. Sağ olun. Çok tamam. Sağ olun. Hadi. Sen her şeyin en güzelini yaparsın. Kocaların en iyisisin sen. Sen de kadınların en iyisisin. Her şeyin en güzelini asıl sen yaparsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.